Merhaba sevgili 3. sınıflar. My house konusunu bu dersimizde ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz ve alıştırmalar yapacağız arkadaşlar. Başlıyoruz hemen. Önce şekilleri öğrenmekle başlayalım. Square, kare gördüğünüz gibi. Triangle, üçgen. Rectangle, dikdörtgen. Rectangle ve circle. Circle daire demektir. Oval da oval demektir arkadaşlar. Burada bir ev resmimiz var. Şimdi bunların neler olduğunu, bu şekillerin neye ait olduğunu bulalım. Önce bir üçgenimiz var çatıda. Ne diyoruz üçgene? Triangle ve dairemiz var. Circle, oval. Oval, oval görüyorsunuz. Şurada küçük bir ovalimiz var. Ve burada var arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Dikdörtgen, rectangle demiştik. Karede şu kırmızı yüzey, square diyebiliriz arkadaşlar, kare. Şimdi burada bir rectangle, üçgenimiz var. Corner, köşe diyoruz. Side, yan yüzey diyoruz arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. Square, rectangle, circle ve triangle. Tekrar edelim. Triangle, circle, rectangle, square. Evet arkadaşlar. Bakalım arka sayfamızda çok güzel bir evimiz var gördüğünüz gibi. Burası bir oyun odası arkadaşlar. Playroom. Oyuncaklarla dolu güzel bir oyun odası var çatı katında. Bathroom, banyo. Evet. Ve burada ne var arkadaşlar? Bedroom. Yatak odası, bedroom. Alt kata indiğimiz zaman da kitchen, mutfak. Living room, oturma odası ya da sitting room. Bazen living room deriz arkadaşlar. Bazen de sitting room deriz. Oturma odası, yaşam odası ve car var. Nerede bu car? Araba nerede? In the garage. Garajın içinde. Öyle değil mi çocuklar? Garage, garaj demektir. Güzel çiçekler var. Çiçek, flower ve garden, bahçe arkadaşlar. Ağaç neydi? Tree. Ağaç da tree demektir. Devam ediyoruz çocuklar. Evet, burası bir yatak odasına benziyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Ne diyeceğiz? What room is it? Hangi oda? Burası ne odası? It's a bedroom. Orası bir yatak odası diyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde what is it? O nedir? It is a garage. O bir garaj diyoruz arkadaşlar. Burada aynı soruyu what room is it olarak soruyoruz. What room is it? Şimdi burada ne diyeceğiz? It's a bathroom. Bathroom banyo demektir arkadaşlar. Bathroom. What room is it? Aynı soruyu tekrar soruyorum. Şu sorumuzu tekrar soruyorum. What room is it? Gördüğünüz gibi burası bir yatak odasıdır. It's a bedroom yeterlidir arkadaşlar. It's a kitchen. What room is it? It is a kitchen diyoruz. What room is it? It is a living room ya da sitting room demiştik. It is a playroom. Oyun odası bakın. It's a playroom. What is it diye soruyoruz buraya arkadaşlar. Çünkü burası oda değil. What is it? O nedir? It is a garden. O bir bahçe. O zaman hemen hatırlayalım çocuklar neler yazmıştık. Banyo dedik. Bathroom. Bakın. Bathroom, banyo. Yatak odası demiştik. Bedroom. Bedroom, yatak odası demiştik. Ve kitchen, mutfak. Kitchen.
Evet, mutfak dedik arkadaşlar. Burası oturma odası demiştik. Sitting room ya da living room diyoruz arkadaşlar. Evet. Ve oyun odası var. Playroom. Burası what is it diye sorulan bir soruda ne demeliyiz? It is a garden. Burası bir bahçe çünkü. Garden. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi köpek kulübesinin içinde in diyoruz. In içinde demektir. On diyoruz. Üzerinde, on, üstünde ve under, altında demektir arkadaşlar. Eğer köpeğimiz şu arada olsaydı, bakın şu arada olsaydı, şu arada bir köpeğimiz olsaydı ne diyecektik? Arada olduğu için, kulübelerin arasında olduğu için between, bakın between, arasında demektir. Şu arada olduğu zaman da between diyoruz. Peki içinde, üstünde, altında, arasında, bir de yanında olabilirdi arkadaşlar. Köpeğimiz kulübenin hemen yanında olabilirdi. Örneğin şurada olsun. Ne diyeceğiz o zaman? Near, near, yakınında ya da next to demeliyiz bitişiğinde olsaydı arkadaşlar. Çok yakınında olduğu zaman next to ya da near diyebiliriz arkadaşlar. Aslında next to hemen bitişiğinde olduğu zaman kullanılır. Near da yakınında olduğu zaman kullanılır. Gördüğünüz gibi kedimiz yumağın üzerinde. Ne diyoruz arkadaşlar? Üzerinde on diyoruz. Kedimiz yumağın içinde. İçinde olunca da evet in diyoruz çocuklar, içinde. Ve kedimiz yumağın altında. Under diyoruz çocuklar. Under, altında demektir. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir sorumuz var. Where is his mother? Onun annesi nerede? Bakın annemiz mutfakta yemek pişiriyor. O zaman cevabımız ne olmalıdır? She is in the kitchen. O mutfakta, gördüğünüz gibi. O zaman bu soruları ben genişletebilirim. Where is her grandmother? Where is grandmother ya da grandparents diye sorsaydım. They are in the, ne diyoruz arkadaşlar? Living room. She is in the bedroom. She is in the bedroom. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu da onun yatak odası. Bu diğerinin yatak odası. Evet arkadaşlar. Where is his father? Baba nerede? He is in the garden demeliyiz. O bahçede. Şimdi arkadaşlar burada bazı kelimelerimiz var. Bookcase görüyorsunuz. Bookcase kitap dolabı demektir. Bu kitap, case kitaplık. Şöyle bir bakalım. Kitaplık, bakın burada. Kitaplık ya da kitap dolabı neymiş arkadaşlar? Bookcase. Soap. Soap sabun demektir arkadaşlar. Hemen bakalım. Soap sabun. Ve sofa. Sofa üçlü koltuk demektir. Buluyoruz. Arayalım, bir bulalım. Evet, sofa üçlü koltuk. Yeşil çizgiyi takip ederseniz sofayı görürsünüz. Bed yatak. Bed turuncu çizgiyi takip ettik ve burada arkadaşlar bed yatak. Devam ediyoruz. Yatakta kalmıştık. Shampoo. Shampoo şampuan demektir. Hemen bir şampuan bulalım. Buradan takip ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şampuanımız burada. Ve carpet dedik. Carpet halı demektir. Takip ediyoruz. Carpet halı burada arkadaşlar. Ve kettle. Kettle su ısıtıcısıdır. Devam ediyoruz. Ve burada.
Evet. Chair. Chair sandalye demektir. Hemen bakalım. Chair işte buradaymış arkadaşlar. Chair sandalye. Ve cup. Cup fincan. Gördüğünüz gibi. Ve son olarak wardrobe. Wardrobe ise elbise dolabı demektir arkadaşlar. Evet, o da buradaymış gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz arkadaşlar ama önce bir tekrar edelim. Güzel kelimeler bunlar. Bookcase kitaplık dedik. Bakın book kitap demektir zaten. Örneğin pencil case de kalemlik oluyordu hatırlarsanız. Pencil case. Kalemlik demektir arkadaşlar. Soap, sabun, sofa, koltuk, bed, yatak, şampuan, carpet, halı, kettle, su ısıtıcısı, chair, sandalye, cup, fincan, wardrobe, elbise dolabı demektir arkadaşlar. Devam edelim. Evet, buradayız. Has he got a box on the shelf? Rafın üzerinde bir kutusu var mı diyor arkadaşlar. Bakalım shelf demek raf demektir bakın. Raf dediğimiz budur. Evet rafın üzerinde bir kutu var gördüğünüz gibi. Yes dememiz lazım. Yes he has. Bakın yes'ten sonra özneyi yazarız. Özne burada he'dir. Has'le sorduğumuz için has'le cevap veriyoruz. Has he got a teddy bear in the room? Odada bir teddy bear yani oyuncak ayı var mı? No, he hasn't. No dedik arkadaşlar. Daha sonra he hasn't. Devam ediyoruz çocuklar. Where is the bed? Yatak nerede? Where is the bed? Yatak nerede demektir? It is in the bedroom. O yatak odasında. Görüyorsunuz arkadaşlar. Where is the bed? Yatak nerede? It is in the bedroom. O yatak odasındadır. Devam ediyoruz çocuklar. Burada where is the shampoo? Şampuan nerede diyoruz? It is in the bathroom. O banyodadır. Banyodadır. Şampu ne diyeceğiz? Şampuan için bathroom dedik arkadaşlar. Kettle mutfakta bulunan bir malzeme. O zaman kitchen demeliyiz. It is in the kitchen. Where is the soap? Sabun nerede? Bakın, where is the shampoo yerine where is the kettle dedik. It is in the bathroom demiş. Biz burada kitchen demeliyiz. Where is the soap? Sabun nerede? It is in the bathroom. Aynı şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi where is diyemeyiz burada. Çoğul olduğu için. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Where are? Where are the cups? Fincanlar nerede demiştik arkadaşlar. Çoğullarda where are the cups deriz çocuklar. Ne diyeceğiz? They are in the kitchen. Where is the TV? It is in the living room. Where are the glasses? Bakın, çoğullarda are kullanıyoruz. Tekillerde is kullanıyoruz çocuklar. Çoğullarda are bir tane olunca da yani tekil olunca da is kullanılır. Buna dikkat etmeliyiz. Evet. Where are the glasses? They are. Çoğul olunca they are. Tekil olunca it is diyoruz çocuklar. Where is the coffee table? Kahve masası yani sehpa nerede? It is in the living room. Where are the toothbrushes? İzlemiyoruz çünkü iki tane gördüğünüz gibi. Where are the toothbrushes? They are in the bathroom. Banyoda. Bathroom ya da bathroom
diyebiliriz arkadaşlar banyoya. Where is the bed? It is in the bedroom. Where is the lamp? It is in the living room. Where is the bookcase? It is in the bedroom. Where is the sofa? It is in the living room arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada bir konuşmamız var. Is it big? Büyük mü? No, it isn't. Hayır, büyük değil. It is small. O küçük. Is it on the carpet? Halının üzerinde mi? Yes, it is. Evet. Is it round? Yuvarlak mı? Yes, diyor arkadaşınız. Is it yellow? Sarı mı? Yes, it is yellow. Evet, sarı. Ball demişiz arkadaşlar. Buradaki soruları takip ettik. Ve sarı, halının üstünde bulunan yuvarlak şeyin top olduğunu gördük. Yes demiş arkadaşımız. Evet, o bir top yani. Evet arkadaşlar. Ünitemizi bitirdik. Alıştırmalarımızı yaptık. Görüşmek üzere bir dahaki dersimizde. Şimdilik hoşça kalın. See you next time.